işte rasyonel şeyler değil ama bu tür vaazlarla, bu tür anlatılarla Fethullah Gülen yol aldı. Bu vaazların üzerinden bir küresel bir şebekeyi inşa etti. Ve Türkiye içerisinde başlı başına bir şebeke olan Diyanet İşleri Başkanlığı da Fetullah Gülen realitesini yıllar sonra, bu hareketin doğuşunu 70 diyelim ki 72 olarak alalım, 1972 olarak alalım. Kaç yıl oluyor? 28, 45 yıl sonra keşfetmiş oluyor. Burada bir acayiplik var. Fazlasıyla bir acayiplik var. E, tabii şu sadece niye bu kadar geç kaldınız diyerek geçiştirecek bir mesele değil bu. Bu bize şunu gösteriyor. Bu kitap, bu çalışma, 140 sayfalık bu çalışma. Fethullah Gülen'in Türkiye'deyken Diyanetin camilerinde verdiği vaazlarda kendine özgü ve şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun üyelerinin söylediğine itibar edecek olursak e, saptırılmış bir din yorumunu devletin imkanlarında kullanarak rahat bir şekilde hayata geçirmiş, yaymış. Kimse ona ''Ya kardeşim sen ne diyorsun böyle İslam mı olur? Sen kimsin ki Hazreti Muhammed'le görüşüyorsun?'' Sen kimsin ki Allah'la doğrudan temasa geçebiliyorsun? Senin cemaatin nasıl olur Allah tarafından korunan ve Hz. Muhammed tarafından teftiş edilen bir cemaat olur gibi ki bu şey de var. Kimse sormuyor. 40 yıl, 45 yıl kimse sormuyor. Tam tersine onlara gerektiğinde kol kanat geriliyor. Ama daha sonra bu yapı devlet tarafından, bir numaralı vatan haini ilan edildiği zaman bütün bu vaazlar vesaireler indiriliyor. Bunların üzerinden bu yapının nasıl sapkın bir grup olduğu yolunda bir metin çıkartılıyor. Şimdi bu zararın neresinden dönülse kardır diye söylenebilecek bir olay değil. Türkiye'ye çok büyük zarar gördü. Bu tür metinlerin bu saatten sonra çok fazla işlevi olmayacaktır, en fazla benim gibi bu işlere meraklı olanların ilgisini çekecektir. Birazcık dolaşıma girer ama hiçbir Fethullah Gülen'i takip eden, ona inanan hiç kimse bu böyle bir metni okuyup ya ben nasıl bir yanlış yapmışım demez.